Ankara Bahçeli Evler'deyiz. İnşallah cuma namazımızı 1985 1990 yılları arasında lisans eğitimimizi yaptığımız Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde kılacağız. Rabbimiz yapmış olduğumuz ibadetleri ve yapacağımız ibadetleri, her türlü ayıp hasenatımızı dergâh-ı izzetinde ahseni kabul ile makbul eylesin. Ankara'da adeta bahardan kalma bir hava var. Burası Konya yolu Gölbaşı istikameti. 90'lı yıllarda tam kadrajımızın ortasında kız yurdu olarak kullanılan Sabancı kız yurdu vardı. Şimdi onun karşısına büyük binaların yapıldığını, Aktepe tarafında çok katlı binaların yapıldığını da göstermiş oluyoruz. Yine dün bu istikamette Çukur Ambar'daki yüksek binaları göstermiştik. Sağ taraftaki apartmanlar 1985-90'lı yıllarda en iyi dairelerdi. Şu anda Ankara'da sala veriliyor. Yaklaşık ezana bir saat var. Farklı bir alandan gitmek istiyorum, Bahçeli Evler tarafından. Aynı cadde yerine farklı bir parkurdan yürümüş olalım. Şimdi bu binalara 3'e 4'e katlayan binalar var. 40 katlı apartmanlar var. Yine bunlar 10-12 katta kalmış. Bahçeli Evler bizim lisans döneminde en işlek mevkilerdendi. Hala da işlerliğini koruyor. Biz 8. caddeden Emek 4. Cadde'ye doğru gidiyoruz. Farklı mevkileri de kardeşlerimize göstermek istiyoruz. Kar ne zaman yağdı? Burada bir kar alameti var. Hani tamamen tabii diyoruz ya. İşte kar düşmeyince hastalıklar, enfeksiyon diyoruz, arzı endam ediyor. Burada güzel parklar da var. Yolun bir kısmı Çankaya'ya, bu taraf Çankaya'ya, karşı taraf Yeni Mahalle ilçesi sınırlarına dahil. Buradan karşı koridora geçmek istiyorum. Orada da
çevreyi sizlere takdim etmek istiyorum. Burada yürüyüş parkuru var. Otantik bir park da yapılmış. Bahçeli Evler 8. cadde olarak geçiyor. Biz Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesine inşallah cuma namazına niyetimiz orası. Her yerde seçim yakın olduğu için partilerin amblemleri, afişleri var, sloganları var. Burada çevredeki vatandaşlarımızın kullanması için kondisyon cihazları da var. En güzel hani vücudu dengede tutmanın yolu az yemek yani. Az uyumak, az yemek ve az konuşmak. İşte kişide en tehlikeli davranışlar da çok yemek, çok konuşmak ve çok uyumak. Bunları dengede tutabilirsek ne âlâ? O dönemde en zengin semtler buraydı, hâlâ da bura bakın. Park yeri bulacak, aracınızı koyacak yer yok gibi. Sokaklar tıklım tıklım, caddeler tıklım tıklım. Hani zaman zaman diyoruz ya, hala insanlar açlık edebiyatı yapıyor. Sekizinci cadde Bahçeli Evler. Hani konum da verelim internetten buraya bakmak isteyenler. Burayı gözlemlesinler. İşkek Caddesi, Emek Mahallesi, Çankaya. Eski 8. cadde. Caddenin ismi değişmiş. Ben de zaten caddeye girerken 8. cadde demiştim. İşkek Caddesi olmuş. 27. sokak, eski 56. sokak. Burada bir taş kaymış. Peygamberimizin bir hadisiyle anlatalım. İmanın en zayıf derecelerinden olarak addediliyor. Yoldaki bir dikeni ya da taşı insanlara zarar vermesini engellemek için kenara koymak. Bir kişinin ayağına zarar verebilir. Gece bir kişinin düşmesine sebebiyet verebilir. Allah Resulü el imanu bid'un ve sittune ev bid'un ve sebune şubetun. Acaba gerçek mi yoksa sanal mı diye baktım ama sanal olduğunu gördüm. Şimdiden açtı mı çiçekler? Ankara'da ağaçlar patladı mı? Henüz patlama göremiyoruz. Bu mevsimde ben Bartın'daki ağaçların bu mevsimde kayıtlarım var. Patladığını geçen yıl çekmiştim. Hani şu anda bu hafta Ankara'da olduğum için oradaki ağaçları gözlemleme imkanımız yok. En yakın zamanda acaba patlamaya şahit olabilecek miyiz? Burada bir süs bitkisi ha patladı ha patlayacak. Buradan da ibret dersi alın. İşte Allah-u Teala bu bitkileri nasıl adeta ölmüş tekrar hayat bulmuş gibi insan da işte sararıp solacak. Toprağa gark olacak, ardından tekrar Allahu Teala'nın bir emriyle innema emruhu iza arada şey'en en yekule lehu kun feyekun. Allah bir şeyin olmasını murat ettiğinde sadece ona ol der, oluverir. İşte insanın tekrar haşredilmesi de Allahu Teala'nın bir emrine bağlı. Sadece kun emri, yani Yasin suresinin 82. ayetinde beyan buyurulduğu gibi
İnnemâ amruhu izâ erâde şey'en en yekûle lehu kun feyekûn. Allah bir şeyin olmasını murat ettiğinde sadece ona ol der. Bu yaratılış içinde, bu ba's içinde, yani yeniden diriliş içinde söz konusudur. Zaten aynı surenin hemen yukarıdaki ayetlerde 6. sayfada قَالَ مَنْ يُحْيِلْ اِذَامَ وَهِيَ رَم۪يمِ İnsan der ki bu çürümüş kemikleri kim diriltecek? Allah Celle Celaluhu. Yani garip bir tabloyla karşılaştım. Farklı evleri de göstereyim. Buradan 4. caddeye çıkayım. Karşısı 4. cadde. Yani ben utanıyorum buradan söylemekten. 2 tane genç kız, yardımcı olur musun? Öğrenciyim diyor. Yani dilenmek artık sokağa düştüyse, üniversite gençliğinin, lise gençliğinin el açacak duruma gelmesi acaba sömürü mü yapıyor? Onu da araştırmak lazım. Canlı yayında olduğum için onlarla ben muhatap olmadım. Şu düştüğümüz hallere bir bakın yani. Gençliğin bu şekilde davranmaması, yani eskiden bir edep vardı, haya vardı. Allah Celle Celaluhu sen onları yüzünden tanırsın diyor. Ta'rifuhum bisimahum. La yes'alûne nâse ilhâfe. Sen onları yüzünden tanırsın. Onlar hayasızlık edip istemezler. Şimdi iki genç benim yanıma geliyor. Biz üniversite öğrencisiyiz. Bize yardımcı olur musunuz? Diyor. Yani ben ne anlatacağımı bilemiyorum yani. Tablonun hiç açıcı olmadığını ifade edip geçeyim. Hani orada bir taşı gösterdim ya, o hadisi tamamlayayım. El imanu bidun ve sittun ev bidun ve sebuun şubetun. İman bir hadiste 69, bir hadiste bakın en eski evler de olsa 100 yıllık şunlar evler. 33. cadde olarak geçiyor. Bişkek caddesini de gösterdim. Eski 78. sokak Emek Mahallesi Çankaya. Burası da Abdullah Tukay caddesi, eski 9. caddeymiş. Emek Mahallesi Çankaya. Allah Resulü imanı 69, bir başka hadiste 79. O bid kelimesi 3 ile 9 anlamına geliyor. Yani 63 de olabilir, 64 de olabilir, 65 de olabilir, 66 da olabilir, 67 de olabilir, 68 de olabilir, 69 da olur. Ama 70 olmaz. Bir başka hadiste 70 küsür diyor. O zaman oradaki bid kelimesi bir çoğul ifadesi yani. O zaman İngilizlerin ifadesiyle teen diyorlar onlar. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ama 20 olmuyor onlarda da. O teen dediği aynen bid. Arapçadaki bid kelimesi. Burası da 19. sokak, eski 60. sokakmış, Emek Mahallesi. Ankara İlahiyat'a hemen hemen yaklaştık, şöyle bir 200-300 metre aramız kaldı. 4. caddenin hemen bitişiğinde Ankara İlahiyat, bizim lisans devremizi tamamladığımız mahal. Allah Resulü bu 69 ya da 79 şubenin, 60 küsur ya da 70 küsur şubenin en yücesinin Eftaluha la ilahe illallah, en yücesinin Allah'tan başka ilah olmadığını ifadedir. Ve ednaha imatetul eza anit tariki, en aşağısı ise yoldaki bir taşı, dikeni insanlara zarar vermesin diye yoldan kaldırmaktır. Biz de orada bir taşı kenara aldık, duvarın üstüne koyduk bir insana zarar vermesin diye. İşte o da imanın bir derecesi, en alt derecesi. Şimdi imanın derecesine bakan kim? Şu gençliğin düştüğü hallere bir bakın. Binaya geliyor, buna vandalist deniyor. Vandalistler gelip buraya eline bir fıskiye boyası almış, binayı tahrip edebiliyor. İşte karşıyı da tahrip etmişler. Bu tür
Girişimcilere vandalist, yani tahribatçılar anlamına geliyor Arapça. Yani güzel şeyleri yok edenler. Ha ben Ukrayna'da da gördüm. Şimdi Ukrayna kaldıysa, Rusya'nın saldırılarıyla o güzelim kentler yerle bir edildi yani. Kaybettiği yerleri tekrar alma gibi bir yayılımcı diyoruz. Emperyalist güçlerin böyle bir hareketi var. Kaybettiği yerleri tekrar alma girişimi. Rusya'nın da yaptığı o. Dağılmadan önce o topraklar onundu. Şimdi en güzel, örneğin Kiev'i ben uçaktan çekmiştim. Kiev o kadar güzel ki yani. Kiev'i tekrar istiyor Rusya yani. Rusya'nın tekrar Kiev merkezi olsun, tekrar dünyaya Kiev'den hükmetsin istiyor. Tabii gücü o kadar silahına rağmen pes ettiremedi. Vladimir Zelenski pes etmedi yani. Hala sıkıntılar devam ediyor. Ve hadisin devamında وَالْحَيَاءُ شُوبَةٌ مِنَ الْا۪يمَانِ Haya da imanın şubelerinden bir şubedir buyuruyor Allah Resulü. Ortadaki hani yaşadığımız, sohbetimizin ortalarında yaşadığımız hadise de onu gösteriyor. Yani muhtaç olabilir bir insan. Hani biz eskiden derdik ki git limon sat, git simit sat. İnsanlara muhtaç olma. Hani yüzünde bir utanma duygusu belirsin. Şimdi insanlar rastgele önüne çıkan insandan herhangi bir şey isteyebiliyorlar. Bu da hayanın kalmadığı. Yani utanma duygusunun ar edep diyoruz ya, edep ve hayanın kalmadığını ortaya çıkaran hadiselerden bir hadise. Bu tam karşısı Gazi Hastanesi. Ankara İlahiyat'la bitişik. Şimdi Ankara İlahiyat'a yaklaşık 150 metre kaldı. Ben geldikçe Ankara İlahiyat'ta yaşadığımız hadiseleri de anıyorum. Birazdan kapısını da anlatacağım. Sıkıntılı süreçler yaşadı Ankara İlahiyat bizim dönemimizde. Ben gelince diyorum ki okuduğumuz dönemlerde ne sıkıntı çektik burada okurken. Neler yaşadık, ne sıkıntılar yaşattılar onları şöyle bir ifade ediyorum. Şimdi yeni nesilde bu mu var? Eskiden hani çocuklar boğaza asılırdı. Şimdi teyzenin boğazında bir çanta ve içinde bir köpek yavrusu gördüm. İnsanlar şimdi çocuk da değil. Hani hayırsız diyoruz biz. Ankara İlahiyat'ın şimdi binası tam karşımda. Hayırsız diyoruz bu tip insanlara. Evlatlar hayırsız hale geldiyse şimdi o insanlar da sadakati köpekten kediden bekliyorlar yani. Evlatlar onları yurtlara atmış. Hani bugün sosyal hizmetlerin alanına giriyor yani. Bakım evi deniyor. İhtiyarların bakım evi. Bir ders verelim bizim yayınımızı takip edenlere. Marangozhane var evin altında. Eskiden iş yerleri genelde evin altında olurdu. Şimdi iş yerleri sanayi, endüstri haline geldi. Şehirden çıkarıldı. Bir kısmı çıkarılamadı. Oradaki insanlar iş yerlerinde mücadele ediyorlar. Dün İskitler'i göstermiştim yani. İskitler'den geçerken önceki başkan Melik Gökçek'in döneminde İskitler sanayi sitesi olarak kullanılıyor. Orada bir mücadele verildi. Yani sanayi oradaki diyelim kaportacılardan tutun hırdavatçılara kadar şehrin dışına çıksın. Burası Doçent Doktor Bahriye Üçok Caddesi. Değişmediyse Bahriye Üçok Ankara İlahiyat'ın eski hocalarından, İslam tarihi hocalarından. Hani faili meçhule kurban gitti diyelim. Kendisine bir paket geliyor. Paketi açınca infilak ediyor ve hayatını kaybediyor. Bahriye Üçok bize derse gelmemişti. Ben Bahriye Üçok'un zamanında burada talebe değildim yani. Emeviler Abbasiler diye bir kitabı var bende. Onu biliyorum. İslam tarihi hocalarından. Şimdi hocamızın girdiği yer
Öğrenci kapısı, ileride öğretim üyelerinin kapısı var. Ben öğretim üyelerinin kapısına gideceğim orada. Yani dilim döndüğünce yaşadığım hadiselerden bir iki kesit sunacağım. Şimdi kız kardeşimizin girdiği yer öğrenci kapısı. Bizden de kimlik sorabiliyorlar. Yani bizim eskiden burada bir öğrenci olmamız yetmiyor yani. Bizden de kimlik sorabiliyorlar, alabiliyorlar. Zaten buraya araçlar çekilmiyor. Sadece öğretim üyelerinin park yeri var. Genelde kenara çekenler buraya, Ankara İlahiyat'ın önüne koyanlar, dışarıdan gelen hani misafir pozisyonundaki insanlar ya da hastaneye gelip yer bulamayan insanlar her iki caddenin sağını ve solunu doldurmuş durumdalar. Burada yıkılmış park yeri yapılmış. Hacettepe Üniversitesi'nin konservatuvarı vardı. Biz öğrenciyken alt katta arkada hazırlık sınıfı okumuştuk. Hazırlık sınıflarının tam karşısında onlardan hani saksafon sesi geliyordu bizim okuduğumuz dönemlerde. Oranın yıkıldığını görüyoruz. Burası Hacettepe Üniversitesi'nin bir birimiydi yani. Bakın yolların ne kadar tıklım tıklım dolu olduğunu göstereyim. Burası Ankara İlahiyat'ın yeni binası, arkasındaki hemen sırt sırta olan da Gazi Üniversitesi Hastanesi. Ben bunları kaydediyorum ki, kaydı açıyorum ki Evliya Çelebi dedemiz gibi, burası konservatuvarın yeriydi, şimdi büyük bir park olmuş. Karşıdan görülüyor zaten, Gazi Üniversitesi'nin İktisadi İdari Bilimler Fakültesi var. Şimdi bizim semtlerimizi şu gördüğünüz büyük binalar kapattı. Ben Ankara İlahiyat'ı çıplak gözle evimden görebiliyordum. Şu büyük binalar gelince çok yakın gibi görünüyor. O binalar Akköprü'de, yani Atatürk Kültür Merkezi'nin önünde. Şimdi o binalar iğreti olarak karşımıza bir perde gibi bu tarafı kapattı yani. Şimdi helikopterler çarpmasın diye o binaların akşam üzerlerinde sinyalli ışıklar görebiliyoruz. Yani Ankara İlahiyat'ı evimizden göremiyoruz artık. Ne hale geldik yani. Her şey sanal hale gelmiş. İnsan nereye kadar yani? Maneviyatı bıraktın, edebi bıraktın, ahlakı bıraktın, arı bıraktın, hayayı bıraktın. Şimdi maddi şeylerle hayatını geçiriyorsun. Sonra biraz önce gösterdim. Hanımefendi adeta kucağına çocuğunu alacak yerde bir köpeği kucağına almış. Onu adeta bir camekana koyar gibi köpeğini onun içine almış. Ondan teselli arıyor yani. Düştüğümüz haller bundan farklı değil. Çünkü insanlık sadece İslam'ı şöyle algılıyor. Cuma günü gidilir, bayram namazı kılınır. Hocanın dediklerinin bir kısmı yapılır, bir kısmı ya yapmasan da olur. Çünkü şöyle bir anlayış yok. İslam'da total bir anlayış. İslam'ı güzel bir bakış açısıyla Ankara Üniversitesi 1946 kuruluşu, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nin kuruluşu ise 3 yıl sonra, onu da göstereyim. O da camekanın içinde kalmış. Türkiye Cumhuriyeti Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 1949. Öğrenci girişini gösterdiğim yere yakın amblemlerini de gösterelim, tarihe kaydedelim. Diyelim belki ben 90 mezunuyum buradan. 34 yıl olmuş burada lisans okumuşum. Ne sıkıntılı dönemler geçirmişiz. Belki mezuniyetinden sonra bir defa fakülteye gelip hocalarımızla görüşmeyen, hocalarımıza hali hatır sormayan, cenazeleri geliyor onların cenazesine katılamamış olan mutlaka hocalarımız vardır yani. Yurt dışına giden, buradan mezun olduktan sonra yurt dışında görev alan, yurt içinde görev alan, 81 vilayetin hem merkezinde hem ilçelerinde, köylerine kadar mutlaka çalışan kardeşlerimiz vardır. Ben o günleri anma adına bir hatırayı anlatacağım.
Sadece bunlar anlatılmaz, yaşanır. Öğrenciler 1987 yılında, şu anda kapısını gösterdiğim, özellikle o tarafa da gitmiyorum hani şüpheli bir şahıs gibi addedilmesin oradaki güvenlik tarafından, geziyorum yani burada bir görüşme yapıyor gibi yanlış algılanabilir yani. Kardeşim ne çekiyorsun, ne yapmak istiyorsun gibi bir davranış sergilenmesin diye biraz uzaklaşıyorum. Annelerin, babaların, kardeşlerin buraya geldiği ve öğrencilere destek verildiği o günler, 1987 yılı, bizim birinci sınıfta okuduğumuz yıllar. Ben merhum Zübeyir Bulut'u sık sık anıyorum. Zübeyir Bulut rahmeti rahmana kavuştu. Allah rahmet eylesin. Bir hocamız beni uyardı ama canlı yayında olduğumu bilmediği için ben ona cevap veremiyorum. O da bizim dönemimizden. Sık sık Ankara İlahiyat'ta ya da çeşitli platformlarda hocamı görüyorum. Anneler, babalar, kardeşler ve STK örgütleri Ankara İlahiyat'a başörtüsü yüzünden sokulmayan gençlerin bir nevi yanında oldular yani. STK'lar geldiler, gökten yazı geliyor, başörtülü öğrenciler giremez. Ya bura Ankara İlahiyat Fakültesi. Öğrencilerin Kur'an okuduğu, hadis okuduğu, tefsir okuduğu, fıkıh okuduğu, kelam okuduğu, İslam tarihi okuduğu, İslam sanatları okuduğu, din eğitimi okuduğu, din felsefesi okuduğu, bak dini ilimleri söylüyorum. Başka ilimler okuduğu, İlçah felsefesi okuduğu, ortaçağ felsefesi okuduğu, mantık okuduğu, Türk dili okuduğu, İngilizce okuduğu, inkılap tarihi okuduğu, örneğin seçmeli dersler var. Ben hat dersini almıştım. Hat dersi okuduğu, beden eğitimi dersi aldığı dersler de var yani. Hem sosyal bilimlerden hem İslami ilimlerden öğrenci kendini, altyapısını besliyor. İster seçmeli ders alsın, ister zorunlu dersler olsun. Dersler boykot edilecek. Hocamız, ben o dönemde Ankara altında siteler, buraya mescide çok gelen var, biraz uzaklaşayım, rahat anlatayım. Gelen hocalarımız bizi tanıdığı için bize selam veriyor, ses veriyor. Yayını bozmak istemiyorum. Gazi Üniversitesi ile Hacettepe Üniversitesi'nin arasına geldim. Burada rahat anlatayım olayları. Bir iki arkadaş da o dönemde Altınlar Müftülü Ulubey Dostlar Camii'nde görev yapıyorum İmam Hatip olarak. Hem burada bir öğrenciyim. Biz dediler boykot yapılacak, derslere girmeyeceğiz, sen de girme. Sanki ben onların boykotunu kıracağım, derse gireceğim, sadece ben dershanede ders alacağım, final ve vize sınavlarına gireceğim. Hani buna kargalar bile güler yani. Ha gelmeseler, bizi kapıda görseler, Erdoğan Hoca ya sen de girme, biz derslere girmiyoruz, bak kız kardeşlerimizi almıyorlar derse. Bir boykot ediliyor, 47 gün sürdü kardeşlerim. Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde vize sınavları yapılamadı. En sonunda devlet yetkilileri dediler ki öğrenciler girebilir, hiçbir engel yok. Peki siz Ankara İlahiyat Fakültesi'ne dini bir kurum diye mi izin veriyorsunuz? Peki Dil Tarih Coğrafya Fakültesi'nde, benim eşim Dil Tarih Coğrafya Fakültesi'nde sanat tarihinde bir öğrenci. Peki onun suçu ne? O da başörtülü. Hayır, o açacak başını girecek yani. Yani böyle adaletsizliklerin, böyle hukuksuzlukların, hani buna kargalar bile güler, tarihe yazıyorum. Böyle nizamsızlıkların dönemleri yaşandı. Murat Çakır bizim dönemimizden bizleri takip ediyor. Bartın'dan Murat Çetinbalta öğrencimiz bizi takip ediyor. Onur Doğan bizleri takip ediyor. Yunus Hocam buranın eski mezunlarından bizleri takip ediyor. Muhammed Rasul Kurtuluş bizim halen öğrencimiz, Bartın Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi'nden bizleri takip ediyor. Kutalmış Bey İlköğretim Okulu'ndan Abdülkadir Bek bizleri takip ediyor. Ey insan, sen hangi hakla Allah'ın huzurundan kovulmamak için bir senedin ya da bir iraden olacak, orada Allah'ın huzuruna çıkacaksın diyeceksin ki ben Ankara İlahiyat'taki 47 bin öğrencileri engelledim. Hangi hakla? Hukuk vardı. Ne hukuk yani? Hangi hukuk yani? İnsan haklarının bugün ayaklar altına alınıp çiğnendiği, kadın çoluk çocuk demeden kanlarının döküldüğü, kutsal topraklardan tecride yani ve tehcire,
zorla o bölgeleri terk edin diyerek zorbalık yapıldığı bir asrı yaşıyoruz. Hangi adaletten, hangi haktan bahsediyorsunuz? Siz değil misiniz insan hakları evrensel beyannamesine imza atan, çoluk çocuk kadın demeden herkes korunacak diyen? Niye çiğnediniz insan hakları evrensel beyannamesini? Din, dil, ırk, renk farkı gözetilmeyecek. Niye çiğnediniz insan hakları evrensel beyannamesini? Burada rahat konuşuyorum. Şimdi orada olsam güvenlik müdahale edecekti belki bana. Kardeşim sen burada ne yapıyorsun yani? Diyebilir, ben rahat bir zemine geldim. Kimse beni rahatsız etmez burada. Rahat konuşayım yani. Şimdi siz insan hakları evrensel beyannamesine imza atan devletler değil misiniz? Diyelim bir İngiltere, bir Amerika. Niye çiğnediniz siz attığınız imzayı? Niye tükürdüğünüzü yaladınız Anadolu tabiriyle? Şimdi tam destek veriyorsunuz o zalimlere, müfsit kavme yani. Siz bilmiyor musunuz Hazreti Yahya'yı, Hazreti Zekeriya'yı şehit eden bir toplumun Müslümanlara acımayacağını bilmiyor musunuz? Alem-i İslam, bu sıkıntıları sen bilmiyor musun? Bir araya niye gelmiyorsun? Tevhidde niye bir araya gelmiyorsun? Sadece kelime-i şehadeti, La ilahe illallah Muhammedun Resulullah, eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluh. Sadece kelimede bırakırsan, kalbine yerleştiremezsen, hayatına yerleştiremezsen bu sıkıntıları kıyamete kadar çekeceksin. Hazreti Musa'nın 40 yıl o zalimlerle mücadele ettiği gibi sen de kıyamete kadar bu zalimlerle mücadele etmek zorundasın. Buna mahkumsun, buna mecbursun. Ya bana ne? Doğu Türkistan'dan bana ne? Myanmar'dan bana ne? Türkiye Cumhuriyetlerinden bana ne? Ukrayna'dan bana ne? Azınlık toplumlar ezilmiş bana ne? Dediğin müddetçe sen de bunların zılgıtını yiyeceksin, sen de huzur bulamayacaksın. Artık şu cuma günü okunan hutbelerin bakıyoruz, onlar da belki aynı şeylerden bahsediyor. Hiçbir icraat yok yani. Kellim kellim la yanfa, Arap'ın söylediği gibi konuş konuş boş yani. Vesselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Kalın sağlıcakla. Hayırlı.